Hollanda çarşı pazar, çarşı çarşı, pazar pazar dolaşırken bir inşaata denk geldik. Hani ben birinci nesil hep diyorum ya, buraya geldiler, kök saldılar, demir attılar, temel attılar diye. Gerçekten devasa bir inşaat ve sahibi Türk. Biz de dedik ki Hollanda çarşı pazar olarak nedir, ne oluyor, buralara nasıl temel atıyoruz, nedir bir öğrenelim dedik. Önce bu iş yerinin sahibi Nami Altıparmak'la, sonra da burayı yapanın da bir Türk mimar olduğunu öğrendik. Onlarla söyleşi yapacağız. Hadi bakalım. Evet, şu anda bu devasa inşaatın sahibi Nami Altıparmak bir iş adamı. Ama buraya iş adamı olarak gelmedi tabii. 30-40 yılda nereden nereye geldiğimizin örneklerinden bir tanesi. Sizi tanıyabilir miyiz abim? Ben Nami Altıparmak, Kırşehirliyim. 1974'ten sonunda buraya geldim. 22 senedir falan kaynakçılık yaptım. Ondan sonra 20 senedir de, işte 23-24 senedir de kendi şirketimiz var. Firma olarak çalışıyoruz. İşte burayı satın aldık. Ne işler yapıyorsunuz? Kaç kişi çalışıyor yanınızda? Bu devasa, geleceğiz buraya. Bu devasa inşaat nedir? Devasa inşaat burada, arka tarafta, buraya iki bölüm olacak. FSA dersi veriliyor. Heftürk, Hochwerk. Ondan sonra Alstom büromuz var. Metal üzerine çalışıyoruz. 50 ile 200 kişi arasından adamlarımız oluyor senelik işte. Değişiyor şeylere göre. Yani burada kurslar vereceksiniz. Bu iş makineleri kullanma, portif dedikleri. Aynı. Onları işte iş makineleri kullanmak için burada kurs veriyoruz alt tarafta. Üstü kantor oluyor. 3 kat yaptırıyoruz. Evet. Nereden nereye geldik? Kaç metrekare burası? Burası 1100 metrekare. İnşaat sahası. Toplam 1100 metrekare burası. İşte buradan inşallah Mart'ta bitireceğiz. Açılışına da inşallah geleceğiz. İnşallah açılışı da çağıracağız sizler Allah izin verirse. Nami Bey, buraya gelirken kafanızda ne vardı? Kaç sene sonra dönerim diyordunuz? Bakın bugün Hollanda'ya kök saldık, temel attık diyoruz. Gerçekten de fiziki olarak da görüyoruz yani. Allah razı olsun. Ben buraya gelişinde 2 sene, 2,5 sene kalırsam dedim. Ben sanayide gelmeyeyim ya, yani sanayide yetişmeyeyim Türkiye'de. 2 sene, 2,5 sene kalır, bir dükkan parası alır, geri döneriz diye düşündüm. Ama şartlar öyle değil işte. Çoluk çocuk büyüdü. Bizler buraya artık şey olduk, bura bizim ikinci vatanımız. İstemezseniz burayı almayız ama şöyle bir şey duydum ben. Yıllık cirosu 10 milyonun üzerinde olan sayılı iş adamlarımızdan dediler sizin için. Tabii doğrudur. Doğrudur, öyle. Allah daha çok versin, Allah ne diyelim. Allah razı olsun, çok sağ olun, teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki buranın mimarı da Türkmüş, ikinci nesil, yani sizden sonrakilerin nesli. Mimarımız doğru mu? Doğru. Cihat Bey buranın mimarı. Biraz bilgi de ondan alalım müsaade edersiniz. Tabii. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Nice başarılara. Allah razı olsun. Sağ olun. Gençlerimize de işte burada tavsiyemiz işe atılsınlar yani. İş adamı olsunlar. Bir şeyler yapsınlar yani. Okusunlar. Yüksek yerlere nereye kadar gelebiliyorlarsa gelsinler. Bizim gururumuz olur inşallah. Babalar işçi olarak geldi ama onlar işçi olmasınlar. Aynen. Bunlar burada, gençler burada yetişiyor yani. Sokak çocuğu olmasınlar yani. Buradaki millete yararlı bir insan olsunlar yani. Siz geleceğine göre geleceklerini kendileri hazırlasınlar yani. Onun için gençler bizim için çok önemli. Bir örnek olarak da ben sizin oğlunuz Veysel, gerçekten sevilen, sayılan, Türk toplumunda parmakla gösterilen bir genç. Örnek olarak, siz mütevazı olarak söylemiyorsunuz ama ben söylüyorum onu. Çok sağ olun, teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Fatih, bir de mimarımızın duygularını alalım. Hadi bakalım. Utandırmasın. Allah herkesin, ne bileyim, yüzümüze baksın, eskiden, yüzümüze kadar çıkarmasın. Eskiden kürekle atılırdı harç, şimdi ilk harç. Her şey değişti. Tamam. Millet aya çıkıyor gayri, biz de bir şeyler yapmamız lazım değil mi? Çok yani doğru, evet. Çok... Açılışımızı hayırlı eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Müşteri ikramımız hazır. Tavuğumuz var, et şişimiz var, köftemiz var, Adana'mız var. Sen nerelisin? Ben Kırşehirliyim, Çiçek Dağlı. Çiçek Dağlı. Şimdi Neşet'ten bir türkü söyle desem naz edersin. Vallahi söyleyemem. Ben bilmez miyim yani? Yani işte böyle, başkası olsun. Gençlik. Gençliğinizde mi söylerdiniz? Gençliğinde çok severdim, şimdi de severim halen. Halen de dinlerim.
O zaman biz de böylece Neşet Ertaş'ı da bu mutlu günde, bu çifte bayramda yad etmiş olduk. Evet. Hadi bakalım. Nami altı parmağın veliahtı, Hollanda'da sevilen genç iş adamlarımızdan birisi. Biraz önce bahsettiğimiz sevgili Veysel. Çok umutlu bir gündeyiz. Çifte bayram kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bugün de tabii bizim Avrupa'daki Türkler için bir bayram bence. Evet. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Dediğin gibi öncelikle milletimizin, devletimizle bayramımız kutlu olsun. 100. yılında görürüz inşallah. Burada da kendi adımıza işte. Allah İnşaat razı sektöründe ve siz kurslar veriyorsunuz burada. Biraz önce babanız sağ olsun bahsetti. Genç nesil diye bahsederken, gençlere tavsiyelerde bulunurken ben size örnek gösterdim. Sizin işleriniz nasıl gidiyor? Restoran, etkinlikler? Şükür, hamdolsun. Allah bizi yaratmasın. İşte dostlarla beraber her şey güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki böyle bir babanız var. Ne mutlu ki bizler için de sizler gibi gençler var. Ben teşekkür ederim abi. Ayağınıza sağlık. İş adamlarımız, Hollanda'daki iş adamlarımız, özellikle İç Anadolu'dan, Kırşehir'den olanlar buraya geliyorlar. Şu anda bakıyorum body varmında Petlas yazıyor. Petlas Kırşehir'in değil mi? Evet evet, Kırşehir'in malı. O zaman seni bir tanıyalım önce, sonra Petlas. Ben Saim Çavuş. Hollanda'da Rotterdam'da lastik işiyle uğraşıyoruz. Araba lastiği. Araba lastiği. Bir Kırşehirli olarak bugün Nami Bey'e desteğe geldiniz. Abi, Nami abi bizim büyüğümüz, abimiz, her zaman yanındayız. Bey bulduk ama kare ası tamamlayamamıştık çünkü çok yoğunlar. Evet, Veysel'le biraz önce söyleşi yaptık. Nebi ve damat, o da evlat, Ali, evlat Ali. Ali. O da evlat sayılır. Evet. Evet Nebi, biraz önce söyleşi yaptık, sizleri bulamamıştık. Ben şöyle aranıza gireyim. Çok mutlu bir gün, duygu ve düşüncelerini alalım. Bence burada sabır ve sağlıklı çevrenin çok önemi var. Hiçbir şey tek başına olmuyor. Yılların sabrı, çevresi, işbirliği, hep beraber bir şeyler yaptık yani. Şükür, bugünümüze şükür diyoruz. Dedim ya, Anadolu'nun mütevazı insanı böyledir. Biraz önce Veysel'in konuşmasını da izlediniz. Şimdi Nami abiye kaç tane oğlum var dediğim zaman 3 diyor. Biyolojik olarak belki 2 ama damat da bir evlat diyor. İyi bir kızın varsa bir de oğlan kazanırsın. Bir evlat daha kazanırsın. Ali, sen de mi Kırşehirlisin? Ben Kırşehirli olduk ama Konyaeli'yim. Hani adama sormuşlar nerelisin, daha evlenmedim demiş. Şimdi Ali de evlendi ya, evlendi Kırşehirli. Evet. Senin duygu ve düşüncelerini alalım. Sen de mi bu firmada çalışıyorsun? Yok, ben bu firmada çalışmıyorum ama destekliyorum kayınbabamı, abilerimi. O kadar çalışmışlar, o kadar yıl vermişler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah Allah tamamını erdirir, güzel şeyler olur. Ya benim neyim, haddime geldi. Nami abi, sen şöyle elini koy, biz de elimizi üstüne koyalım. Hani birlikten güç doğar gibi. Koy elini, koy babanın üzerine şöyle. Hadi bakalım. Biz de basın olarak her zaman yanlarındayız. Allah razı olsun. Amin, amin.